Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Neredeyiz Yaprak? Adını biliyor musun buranın? Hayır. Ksantos'tayız. Baba. Ksantos'tayız. Evet. Burası dünya hazinelerinin içinde. Değil mi hayatım? Evet. UNESCO'nun içerisinde arkadaşlar. Dünya hazinelerinin içerisinde yani. Ksantos adı. Antik kenti. Şimdi burayı geziyoruz. Bak şuradaki taşın üzerinde yazılar var. Sen görüyor musun Yaprak? Bak. Bak bak. Harfler var. Onu görüyor musun? Tabii kendi dillerinde o. Bunlar nasihat. Nasihatmış, değil mi? Bu burası prensin mezarlığı mıymış? Tepesinde. Evet. Bu taşın tepesinde prensin mezarlığı varmış. Üzerindeki yazılarda nasıl yapmış arkadaşlar? Yazıyı gördüm. Gördün mü yazıyı? Burada eskiden verdiler galiba. Hani bütün çocuklar. Evet. Evet olabilir. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Prensin mezarlığı varmış. 11 metre yükseklikteymiş. Üzerindeki yazılarda Likçeymiş arkadaşlar. Likçe yazıyormuş. Milattan önce 425 ve 400 yıllarına. Aitmiş. Evet arkadaşlar burası Ksantos Likya'ya başkent yapmış bir yer burası. Hiç tanımamış kuleler. Neydi? İnanışa göre buranın limanı varmış aslında, değil mi? Limanı olduğuna inanıyorlarmış. Bir limanı varmış yani. Yani denizin o tarihlerde burada olduğunu söylüyorlar. Yani daha sonra tabii geri çekilmiş deniz. Öyle söyleniyor. Bu şekilde. Bekliyoruz gel anneciğim. Çok güzel yapılar var burada. Taşların işlemeleri falan arkadaşlar harika. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum çok yakından ama aşağılara kadar çok geniş bir alana yayılmış burası. Aşağılara kadar iniyor ama. Evet merdiven mi varmış? Aşağılara kadar iniyor ama. Bakalım anneciğim. Evet merdiven gibi doğru. Aynen. Yani o çağlarda bile aynen. Tabii merdiven yapılıyordu. Bunlar şu an yeni dizilmiş zannedersem. Çok büyük depremlerde yıkılan taşları biraz düzenlemişler tabii ki. Aşağılara kadar iniyor arkadaşlar bu yapı ama evet kulelere doğru gidiyorum ben. Şimdi oranın şeyi çok güzel. Üzerindeki resimler. Onları göstereceğim şimdi. Ksantos'tayız arkadaşlar.
gel. Yaprak gel. Burası dünya hazinelerin içerisinde arkadaşlar. UNESCO. Gel bakalım. Beğendin mi burayı? Beğendim. Evet. Evet, tarih öğreniyoruz biz, değil mi? Evet. Evet, orada kum var. Evet, çünkü eskiden dediğim gibi arkadaşlar limon olduğu söyleniyor. Yani deniz olduğu söyleniyor. Yani kum da var gerçekten. Kumlu bir yer burası. Burası çok zengin bir şey. Eskiden. Evet arkadaşlar, geldik o kulelerin yanına. Resimler yapılmış. Orada resimlerde adam figürleri var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama çok güzel. Çocuklarım. Bence de düşmana teslim olmak yerine ölmeyi tercih etmişler yapmışlar. Şurası da mezar bu herhalde. Ateşten, bu yangından evet orada yapıyor. Bu yangından 80 kişi ölmüşler. 80 kişi daha sonra bakalım. Şuradan bakalım arkadaşlar, bu neymiş? Harp anıtıymış bu. Evet, dediğim gibi doğru tahmin etmişim. 8.87 metre yüksekliğindeki mezar anıtıymış arkadaşlar. Gösterdiğim yer size. Tamamen dağılıyorlar ya. Baba, gittiğimiz yerden daha mı zengin burası? Baba. Eskiden öyleymiş. Aa, çok sıcak gel. Evet, anlatmış burası. Şurası arkadaşlar, evet. Anlatmış burası. 8.87. Bir şey olmaz anneciğim. 8.87 metre uzunluğundaymış burası. Evet, çok güzel. İçi kim bilir nasıldır, değil mi anneciğim? Tabii, evet, içine girilmiyor tabii ki. Evet, bu şekilde gidiyoruz. Bakalım. Burada burası kapatılmış. Kanal yolu olabilir mi acaba burası? Yani büyük ihtimalle öyle düşünüyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın taşların içerisinde. Aa, burada kanal yolu. Burası enteresan. İleride de var o borular. Buradan geçiyorsak arkadaşlar kapatmışlar. Evet arkadaşlar, o yıllarda bile yani su kanalları yapılmış, yani kanalizasyon yapılmış. Yani bu dönemde şu anda birçok büyük şehirlerin bile alt kesimlerinde doğru düzgün altyapı yok. Ama o dönemde altyapı çalışması yapılmış yani. Gelsene. Aa, evet. Aynen, kiremitten su kanalları yapmışlar ya. Hayır ya, o dönemden yani. Yani su kanalları gidiyor, çok ilginç ya. Taşlar ne kadar çıkmış, görüyor musun? Bak, kare kare üst üste. Birbirine nasıl? Burada bir yolu var arkadaşlar. Yani buralarda böyle odalar var. Kalıntıları var, evet. Bak, kale falan var burada. Kale surları var burada. Evet. En ayakta kalan yeri burada. Bak, yukarıya şey, Türk bayrağı asmışlar. Zorlar, köşeler var zannedersen. Bak, mezar, bak. Mezarlık değil oğlum burası. Onlar yıkılmış ayakta. Yani en son, en son kalıntıları kalmış. Oğlum belki oda falan vardı. Devamı çok yani. Çok güzel. Ya, o kadar eski oda mı?
arkadaşlar. Yaprak. Bak. Bak orada da duvarda var bak. Bak su kanalı gördün mü? Yani birbirleri bağlantılı gibi. Bak şurası daha büyük hem de. Bak şurası. Orayı da göstereceğim. Orayı da göstereceğim. Ay yaprak. Onu göstereceğim işte onu gördüm. Şimdi daha büyük arkadaşlar. Evet aynen. Yani bu şey kiremit. Birbirine eklemişler. Burası kanalizasyon evet. Sistemi değil. Su yolu baba, yapmışlar yani. Baba, o dönemde. Burası kanalizasyon. Burası değil evet, yok. Yani şurada. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Anne. Geliyoruz. Evet arkadaşlar. Burası da amfitiyatrosu. Bu şekilde gösterelim. Çok güzel. Orada giriş kapısı var hemen karşıda. Görüyorsunuz. Ama altı sıradan oluşuyor. Her kaç metre yaklaşık 3-4 metre yürüyen merdivenleri var. Öyle mi? Çok güzel arkadaşlar. Gelmenizi tavsiye ediyoruz. Harika bir yer. Santos'tayız arkadaşlar. Antalya Kaş'a bağlı burası. Yoldan değil. Evet, yoldan giriliyor. Orası giriş kapısı zaten. Evet, dünya hazinelerinin içindeymiş arkadaşlar burası. Likya'ya başkent yapmış yer burası. Çok güzel. Videomuzu beğendiyseniz alt kısma yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarına bir şey söyleyecek misin Yaprak? Bak babaanne söylüyor. Bizim gezmemizi, video çekmemizi istedikleri bir yer varsa bize yazsınlar, yorum yazsınlar değil mi? Biz de oraya gidelim. Videomuzu çekelim, arkadaşlarına atalım. Değil mi anneciğim? Tamam. Hadi bir bay bay yap, kapatalım. Bay bay. Bay bay.